Ege öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle cümlenin öğelerinde fulleten taktikler üzerinde duracağız. Örnek cümlelerimiz üzerinden konuyu somutlaştırmaya çalışacağız. Arkadaşlar birinci taktiğimiz hitaplar öğe değil cümle dışı unsurdur. Hitapları gördüğümüzde onlara cümle dışı unsur diyeceğiz. Örneğimize bakalım. Ahmet çantanı alıp yanıma gel. Gel cümlenin yüklemi. Burada öğrenci gel. Kim gel? Ahmet diyor. Buna özne dediğinde arkadaşlar hata yapmış oluyor. Bu özne değildir. Gel. Kim gelsin? Sen. Çünkü burada Ahmet'e ne yapmıştır arkadaşlar? Hitap etmiştir. Yani ona seslenmiştir. Onun için bu cümle dışı unsurdur. İkinci taktiğimiz arkadaşlar bir cümlede birden fazla aynı öğe bulunabilir. Bunu unutmuyoruz çünkü öğrenci soruyla karşılaştığında bazen tereddüt ediyor birden fazla öğe var diye. Bakalım örneğimize. Dün sabah sahilde biraz yürüdüm. Yürüdüm yüklem. Kim yürüdü? Ben. Niye özneyi buluyorum? Temel kurallarımızdan bir tanesi. Yüklem özde. Bunu asla unutmuyoruz. Peki ne zaman yürüdüm? Dün sabah. Ne oldu? Zarf tümleci. Ne kadar yürüdüm? Biraz. Yine zarf tümleci arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı cümlede birden fazla aynı öğe bulunabilir. Diğer bir taktiğimiz doğrudan anlatım cümlelerine dikkat edeceğiz. Peki neden dikkat ediyoruz? Çünkü doğrudan anlatım cümlelerinde iki yüklem gibi görünen aslında kafamızı karıştıran bir durum var. Bakalım örneğimize. Bütün zor işleri ben yapıyorum dedi. Şimdi öğrenci burada kafası karışıyor. Dedi de yüklem, yapıyorum da yüklem. Ne yapacağını şaşırıyor. Arkadaşlar doğrudan anlatım cümlelerinde yapmanız gereken şudur. Sonundaki yüklemi bulmak. Dedi. Kim dedi? O dedi. Öznemizi de bulduk. Peki ne dedi? Bütün zor işleri ben yapıyorum. O zaman bunun tamamı arkadaşlar ne oldu? Belirtisiz belirtisiz nesne oldu. Bunu bu şekilde buluyoruz. Diğer bir taktiğimiz bağlaçları gördüğümüzde daha doğrusu unutmamamız gereken bir şey, bağlaçları gördüğümüzde bunların cümle dışı unsur olduğunu unutmuyoruz. Nasıl ki az önceki hitaplar seslenmeler cümle dışı unsursa cümledeki bağlaşlar da ünlemler de cümle dışı unsurdur. Yani buradaki fakat sözcüğü okula gittim fakat defteri imzalamadım cümlesinde fakat cümle dışı unsurdur. Yani cümlenin herhangi bir öğesi değildir. Arkadaşlar sıralamalarda Öğe sayısı bize sorulduğunda gizli özneyi dikkate alacak mıyız, almayacak mıyız? Bu soruya cevap vereceğiz. Siyah ayakkabıyı kutusuna koydum. Koydum yüklem. Kim koydu? Ben koydum. Neyi koydum? Siyah ayakkabıyı belirtili nesne. Belirtili nesne. Nereye koydum? Kutusuna dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı diyebilirsiniz. Şimdi bu soruda karşımıza çıktığında kaç öğeden oluşmuş arkadaşlar? 3 öğeden oluşmuş diyeceğiz. Çünkü gizli özneyi sıralamada dikkate almayacağız. Bir başka nokta ise arkadaşlar çok önemli. Özne ile yüklemi kesinlikle birbirine, e, özür diliyorum. Özne ve nesneyi kesinlikle birbirine karıştırmayacağız. Niye? Aynı soruyu sorduğumuz için yani ne sorusunu sorduğumuzda hem özneyi hem nesneyi bulduğumuz için burada bir karışıklık meydana geliyor. Bakalım. Geline Adana burması alındı. Hemen yüklemimi buluyorum. Alındı. Ne alındı? Kim alındı? Adana burması dediğimizde özne oldu arkadaşlar. Önce özneyi bulacaktık. Zaten yüklemimiz edilgen. Bakın bu bizim için ipucu. Ne alındı? Adana burması özne. Aynı cümle şöyle olsaydı. Geline Adana burması aldı. Aldı yüklem. Kim aldı? O aldı. Peki ne aldı? Adana Burması aldı. Bu ise belirtisiz nesne oldu arkadaşlar. Yani cümlede önce özneyi bulma kuralını asla ihmal etmiyoruz. Evet başka bir önemli maddemiz arkadaşlar. Zaman bildiren sözcükler ek aldığında dikkat ediyoruz. Niye? Zaman bildiren sözcüklere biz ne diyorduk? Zarf tümleci diyorduk. Ancak cümlede dikkat etmemiz gerekir. Buradaki mesela akşam sözcüğüne dikkat edeceğiz. Bu yorgunlukla akşamı bekleyemem. Bekleyemem yüklem. Kim bekleyemez? Ben. Peki Neyi bekleyemem? Akşamı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Belirtili nesne. Yani burada akşam zaman bildiren sözcüktür diye zarf deyip geçerseniz hata yaparsınız. Özellikle ek aldığında biraz daha dikkatli olmanız gerekir. İsim cümlelerinde nesne aranır mı arkadaşlar? Aranmaz. Bakalım seni soran adam polismiş. Yüklemimiz polismiş yüklem. Kim polismiş? Polismiş seni soran adam ne oldu? Özne. Yani yüklemimiz isimse ne yapıyoruz? Nesne zaten yok. Pratik yöntem. Onu polismiş olur mu? Olmaz zaten. Onun için nesne almaz. Kısacası yüklemimiz isimse o cümlede nesne yoktur. Aşağıdakilerin hangisinde nesne vardır, yoktur tarzındaki sorularda isim cümlelerinde nesne olmadığını e, aklımıza getirmemiz gerekir. Peki Belirtili isim tamlaması ile oluşan cümleler var. Yani sözcük grubumuz belirtili isim tamlaması oluyor. Şu tarz bir cümlede öğrencinin kafası genellikle karışıyor. Tuna'nın dün akşam kitabı geldi. Geldi yüklem. Ne geldi? bakıyor kitaba. Yanlış arkadaşlar. Özellikle şu peki Tunan ne diyor? Neyin sorusunu soruyor. Neyin geldi? Tuna'nın. Kimin geldi ya da Tuna'nın. Zaten neyin ve kimin sorusunu soruyorsan geçmiş olsun hata yaptın demektir. Arkadaşlar bu tarz cümlelerde şuna dikkat edin. Zaten burada nın nin varsa bu bir tamlama tamlama olduğunun işaretidir. Bakın dikkatli baktığınızda zaten Tuna'nın kitabı şeklinde burada bir tamlama var. Tuna'nın kitabı belirtili isim tamlaması. Ne geldi? Tuna'nın kitabı. Yani burası özne oldu. Peki ne zaman geldi arkadaşlar? Ne zaman geldi Tuna'nın kitabı? Dün akşam gördüğünüz gibi araya zarf tümleci girmiş. Bu tarz örneklere dikkat ediyoruz. Yani belirtili isim tamlamasının arasına herhangi bir öğe girebilir. Gördüğünüz gibi Tuna'nın kitabı Başka bir maddemiz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde öğeler doğru ayrılmıştır ya da yanlış ayrılmıştır tarzındaki sorulara dikkat ediyoruz. Ee, yine burada neyin ve kimin sorusunu sormamaya özen gösteriyor, gösteriyoruz. Geçmiş yıllarda sınavda çıkmış bir cümle bu. Bakalım. Bugün kimi genç romancılarımız yapıtlarını yazmaya başlamadan önce seslenecekleri okur kitlesinin düzeyini düşünüyorlar. Şimdi sorularımızı doğru sorduğumuzda zaten herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Düşünüyorlar yüklem. Peki kim düşünüyor? Kimi? Genç, ro genç romancılarımız. Burası ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. Gördüğünüz gibi burada bugün özne ile birleştirmiş ama hata yapılmış. Peki ne zaman düşünüyorlar? Bugün zar tümleci. Peki ne zaman düşünüyorlar? Yapıtlarını yazmaya başlamadan önce yanlış bölünmüş burada. Yapıtlarını yazmaya başlamadan önce zar tümleci. Peki neyi düşünüyorlar? Seslenecekleri okur kitlesinin düzeyini. Yani şuradan alıyoruz. Devamı buraya kadar. Belirtili nesne arkadaşlar. Bakın burada e, değişik ipuçları var. Yeter ki ipuçlarını görmeye çalışın. Zaten burada okur kitlesinin burada bir bölünmüş bu böyle olmaz. Kimin neyin sorusunu sordurur size. Bu da zaten hata yapmamıza neden olur. Başka bir yöntem arkadaşlar. Bu tarz sorularda bölünen yerlerden tek tek yüklemle okunabilir. Şuradan böldük zaten bakın. Tek tek getiriyorum. Bugün düşünüyorlar mantıklı. Kimi genç romancılarımız düşünüyorlar mantıklı. Yapıtlarını yazmaya başlamadan önce düşünüyorlar. Mantıklı. Seslenecekleri okur kitlesinin düzeyin mantıklı. Ancak şuradan böldüğünüzde bakın, seslenecekleri okur kitlesinin düşünüyorlar. Oldu mu? Olmadı. Yani tek tek yüklemle de deneyebilirsiniz. Özellikle kimin ve neyin sorusunu asla sormuyoruz. Soru anlamı taşıyan sözcük hangi öğenin yerini tutmuştur tarzındaki sorularda ise soru anlamı taşıyan sözcüğün yerine kelime bularak işimizi kolaylaştıracağız. Bugün ödevini yapmayan kimdi? Aslında ilk bakışta burada bu özne gibi duruyor değil mi? Ancak değil. Buradaki yüklemdir. Çünkü yerine bir kelime koyduğumuzda bugün ödevini yapmayan Ali idi. Mesela Ali idi dediğimizde zaten yüklem olduğu anlaşılıyor. Kim ödevini bugün yapmadı? Kafam karışmasın. Yerine hemen bir isim koyuyorum. Ali ödevini yapmadı. Kim yapmadı? Ali. O zaman ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. Pazardan ne alındı? Bakın edilgenliğe dikkat edin demiştim. Direkt pazardan elma alındı deyip nesne derseniz hata yaparsınız. Pazardan elma alınsın. Alındı. Önce neyi buluyordum? Özneyi asla unutmuyoruz. Alındı. Ne alındı? Elma. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Ne sözcüğü? Öznenin yerini tuttu. Pazardan ne aldın? Yüklemimizi bulduk. Kim aldı? Sen. Özneyle karıştırmıyoruz. Ne aldın? Elma. Yine ne oldu burada arkadaşlar? Üstteki cümlemizde özneyken bu cümlede nesne oldu. Belirtisiz nesne oldu. Babasının niçin dinlemiyor? Bir sözcük sebep anlamı taşıyorsa zar tümlecidir. Unutmayın sebep anlamı neden anlamı taşıyorsa zar tümlecidir. Babasını niçin dinlemiyor? Bakın niçin? İşte yaramazlığından istediğin kadar kelime getirebilirsin. Nedir? Sebep bildirdi zar tümleci oldu. Kitapları nerede bulabilirim? Hemen yerine koyuyorum. Kütüphanede. Kütüphanede. Kısaltarak hızla yazdım. Kütüphanede nerede? Kütüphanede. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı oldu. Eski kitapları nerede? Yine dolaylı tümleç gibi duruyor ancak yerine koyduğumuzda eski kitaplar nerede? Mesela dolabındaydı. Dolabında dolabında. Yani bu ek fiil düşmüş burada. Eski fiil dolabında derken dolabındadır o zaman. Ne oldu arkadaşlar? Burada yüklem oldu. İşimizi kolaylaştırmak için sözcüğün soru anlamı taşıyan sözcüğün yerine kelime buluyoruz ve ona göre değerlendiriyoruz. Daha sağlıklı olsun diye. Evet soru edatı hangi öğeyi buldurur diye bazen soru karşımıza çıkıyor. Çok basit arkadaşlar. Soru edatından önceki sözcüğe bakacağız. Belirleyelim hemen. Soru edatından önceki sözcüklerimize baktığımızda zaten bulacağız. Okula yürüyerek mi gittin? Yürüyerek cümlenin hangi ögesi arkadaşlar burada? Zarf tümleci. O zaman soru edatı zarf tümlecini buldurmak için. Bana hediye mi aldın? Aldın yüklem. Nesneyle karıştı, özneyle karıştırmayalım. Aldın. Kim aldı? Sen ne aldın? Hediye. O zaman ne oldu? Demek ki nesneyi buldurmak için. Çarşıda mı karşılaştınız babamla? Karşılaştınız yüklem kim? Siz. Nerede? Çarşıda. Dolaylı tümleç. Yani Yer tamlayıcısı oldu. Ali evini mi satmış? Satmış yüklem. Kim satmış Ali? Neyi satmış evini? Yani nesne oldu. Yani soru edatı hangi öğeyi buldurur tarzındaki sorularda soru edatından önceki sözcüklere bakıyoruz ve doğru seçeneği işaretliyoruz. Gelelim başka bir şeye. Yer yön bildiren sözcüklere, yer yön bildiren aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri gibi sözcükler arkadaşlar. Eğer kök halindeyse yani hiçbir ek almadıysa zarf tünecidir. Ancak ek aldığında cümlenin herhangi farklı bir övesi olabilir. Bakalım örneklerimize. Çocuklar aşağı gitti. Gitti yüklen. Kim gitti? Çocuklar. Özne. Her zaman öznemi buluyorum. Nereye gitti ya da nereye gitti? Aşağı. Kök halinde mi? Kök halinde. O zaman zarf tümleci. Hiçbir sorun yok kök halinde. Çocuklar aşağıya gitti. Gitti yüklem. Kim gitti? Çocuklar. Özne. Peki nereye gitti? Aşağıya özellikle A, E halinde olması dolaylı tümleç olduğunun göstergesidir. Çok önemli. Çocuklar aşağı yıkadı. Yıkadı yüklem. Kim yıkadı? Çocuklar. Özne. Nereye yıkadı? İşte aşağı ya da öğrenci hemen diyor ki dolaylı tünmeş deyip geçiyor ya da zarf diyor. Bakın zarf olsaydı kök halin olurdu olmaz. Yer tamlayıcısı olsaydı e halinde olurdu olmaz. Ya da e, d, den herhangi birisinde olması lazımdı olmaz. Bu zaten i halinde. Neyi yıkadı? Aşağıyı arkadaşlar o zaman belirtili nesne şeklinde oluyor. Aşağısı çok karanlıktı. Bakın özneyi bulmak özellikle ilk önce özneyi bulmanın önemi bir kez daha burada karşımıza çıkıyor. Çok karanlıktı yüklem. Soruyorum. Ne karanlıktı? Çok karanlıktı. Kim çok karanlıktı? Aşağısı. O zaman ne oldu? Özne oldu. Özellikle yer yön bildiren aşağı, yukarı, ileri, geri, öte beri sözcüklerinin kök halinde olduğunda zarf tümleci olduğunu asla unutma. Evet. Zaman ve durum, sebep anlamına dikkat edeceğiz şimdi arkadaşlar. Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı ED'den halinde. Mutlaka ED'den halinde. Eğer bir sözcük ED'den halinde değilse yer tamlayıcısı olamaz. Ancak ED'den halini alan sözcük zaman, durum, sebep bildirdiğinde artık ne olur? Zarf olur arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Çok önemli. Sizi gönülden destekleyeceğiz destekleyeceğiz yüklem. Kim destekleyecek? Biz. Biz destekleyeceğiz. Peki nasıl destekleyeceğiz? Gönülden durum belirtti. Zarf tümleci oldu. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Döker yüklem. Kim döker? Ağaçlar, özne. Peki ne zaman döker? Sonbaharda zar tümleci. Gördüğünüz gibi bakın D halinde, den halinde ancak zaman, durum, sebep kattığı an farklı bir şey. Uykusuluktan başım ağrıyor. Ağrıyor. Ne ağrıyor? Kim ağrıyor? Başım özne. Peki niçin neden ağrıyor? Uykusuzluktan sebep bildirdi. Zartümleci den halinde. Ancak zartümleci. Sabahın ilk ışıklarında zili çaldı. Peki çaldı. Yüklem kim çaldı? O. Peki ne zaman çaldı? Sabahın ilk ışıklarında. Değil mi? Zaman bildirdi mi? Bildirdi. O zaman ne oldu? zar tümleci oldu. Kısacası zaman, durum, sebep anlamı taşıdığında dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bunun dışında öğelerde tamlamalara, tamlamalara, yardımcı eylemlere, yardımcı eylemlerimiz neydi? Etmek, olmak, eyleme, kılmak şeklinde bunlara dikkat etmemiz gerekir. Çünkü çünkü bunları böldüğümüzde ne yapacağız? Hata yapacağız. Evet, bugün cümlenin öğelerinde fulleten taktikler üzerinde durduk. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.